kart postaldan fırlamış gibi giydirdikleri çocukları, beslenme konusunda organik yaşamdan yana olmaları ve tabii ki zaman zaman hırsa varan kuralları. Peki nedir bu yeni nesil annelik? Çiçeği burnunda bir anne olan ünlü oyuncu Akasya Asıl Türkmen'e ve Akasya Asıl Türkmen'in anne ve anneannesine sorduk. Dönemlerde oyunculuğu kadar kızı Pera'yı kucağına almadan hemen öncesinde açtığı vloguyla da adından sıkça söz ettiren Akasya Asıl Türkmen ve ailesiyle birlikteyim. Birkaç yıldır moda olan yeni nesil annelik üzerine konuşacağız. Bakalım bu dört neslin fikirleri nelermiş? Ayrıca Akasya Hanım nasıl yetiştirilmiş? Kızı Pera'yı nasıl yetiştiriyor? Hepsini az sonra öğreneceğiz. Tekrar merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz. Hemen sizlerle de tanıştırmak istiyorum. Sevgili Nevin Hanım, Akasya Hanım'ın anneannesi. Evet. Nermin Hanım annesi ve Prenses Pera bizlerle. Tabii şu an kaç yaşında Akasya Pera Hanım? Pera 2 yaşında. Aslında eltim, görümcelerim ve kaynım ve baldızlarını bana öderler ya. Bütün sülaleyi getirecektim ama şu anda dedim ki 4 kuşak burada olalım. Akasya Hanım, size sormak istiyorum çünkü anneanneniz ve annenize göre daha annelik duygusunu çok yeni tatmış biri olarak hayatınızda neler değişti, hayata bakışınız ne yönde oldu? Hiçbir şey değişmedi denmiş. Hep eskisi gibi. Aslında onların da katkısıyla hayatım majör değişikliklere uğramadı gibi. Tabii ki majör de ne olursa olsun bir çocuk hayatınızı oldukça değiştiriyor ama kendimden de çok vazgeçmeden anne olabileceğimi fark ettim. Çok fazla sınır koymayacağım. Mesela bir televizyon programına giderken nereye de götürebilirim diyebildiğimde sınırları çok fazla koymayacağım. Ben artık anne oldum, şunu yapabilirim, bunları yapamam demeyince aslında iş o kadar da korkunç olmuyor. Evet. Rutin hayatından da kopmamış oluyorsunuz. Peki Nevin Hanımcığım, önceden çocuk yetiştirmek daha mı kolaydı şimdiki döneme göre? Bu konuda şimdi ne düşünüyorsunuz? Daha kolay tabii. Şimdi mi daha kolay? Daha kolay. Peki önceden zorlukları önceden, nelerdi? Önceden bütün işleri hanımlar yapıyordu. Yani bir ailesinden bir hanım alamıyorduk. Evet, bir yardımcı yalnız değil mi? Yalnız olarak büyüttük çocuklarımızı. Anneanne burada bunu ufaktan bir değdirdin mi? Birazcık. Değdirdin sanki. Medyada anne ve çocuklarla ilgili birçok blog, hatta vloglar var. Evet. Herkes mükemmel çocuğun peşinde. Peki bir çocuk yetiştirirken mükemmel olması mı yoksa mutlu olması mı önemlidir? Bana her zaman diyorlar, Pera'nın ileride ne meslek yapmasını istiyorsunuz, ne olmasını istiyorsunuz diye. Cevabım çok klişe ama mutlu olmasını istiyorum diyorum. Birçok anne de aslında artık bu cevabı veriyor. Çünkü yeni nesil anneler biraz daha doğal olmayı, biraz daha çocukla birlikte vakit geçirmeyi, kaliteli zaman ayırmayı tercih ediyorlar. Bir de aslında bir sürü şeyde numara. İnsanlar kendini hep dışarıya daha iyi, daha sağlıklı, daha güçlü, daha fit, daha çocuğuyla uyumlu falan göstermeye çalışıyor. Yani hepimiz en nihayetinde işte geldiğimiz anaların çocuklarıyız ve çocuklarımızı biraz aslında bu bilgileri modere ederek yetiştiriyoruz. Yani ben aslında yarı klasik, yarı modern bir anneyim. Anneannemin dediklerini de yapıyorum. Bazı kitaplardan okuduklarımı da, ama çok da öyle kitabına, kuralına uygun çocuk yetiştirmek yanlısı değilim. Ben biraz doğaçlama takılıyorum. Akasya Hanım, kartpostal imajı yaratmaya çalışıyorlar çocuklarda anneler. Bu akıma ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Kartpostal imajı derken yani? Bir kıyafet giydiriyorlar, kendileri de aynı şekilde giyiniyorlar. Belli ki çocuk çok mutsuz ya da tarzı o değil. O şekilde sürekli fotoğraflar, yine sosyal medyaya geçiyor konu aslına bakarsanız ama. Ya ben çok kızamıyorum aslında. Çünkü neden biliyor musunuz? Çağımızın şeyi de bu işte, gerçek ve realitesi de bu. Bir dönemde böyle kameralı video çocukları vardı. Her şeyleri kameraya alınırdı. Bizde de akıllı telefonlar var. Ve herkes biraz teşhirci, biraz döntgenci. Yani hem bakmayı, izlemeyi hem de teşhir etmeyi çok sevdiğimiz bir çağdayız. Peki Akasya Hanım, yeni nesil annelerde genelde çocuklarına bir şeyler dayatma, kendi kurdukları hayalleri
çocukları üzerinde gerçekleştirme durumu var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dinlisil anneler de yok ya, bütün anneler de var. Hı-hı. Aslında ebeveynde olan bir şey o. Benim gerçekleştiremediğim Hı-hı. hayalleri onlar gerçekleştirsin. Hı-hı. Yani denesinler aslında, denemelerinde bir sakınca yok. Ama ısrar etmesinler. Çünkü tabii ki insanın o kadar emek verdiği bir varlık üzerinde biraz böyle hak iddia etmek istemesi bence çok insani bir davranış. Bak dikkat ettiysen hepsini çok insani buluyorum ama ısrar etmeyi, zorlamayı çok anlayamıyorum. Yani bir çocuk piyano çalmak istemiyorsa istemiyordur. Bu arada kısa kısa böyle bilgiler, cümleler almak istiyorum. Nevin Hanım, anne olduğunda nelere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor çocuğumuzda? Muhakkak tabii ki dışarıdan çok şeyler oluyor yani böyle etkileyebilecek için. Hı-hı. Onun için onların bazı arkadaşlarına dikkat ediyorum. Çevrelerine. Arkadaşın nasıl anlayacağını anlasın diyerek konuşuyorum. Hı-hı. Daha çok yani bunlarla uğraşıyor. Evet. Çevresine özellikle dikkat etmesi konusunda uyarılar yapıyorsun. Yemeler için daha çok. Yemeler için o. Klasik anne. Yesin. Beslenme önemli. Evet. Peki Nermin Hanım, siz neler söylemek istersiniz? Vallahi yeni nesil anneleri ben çok beğeniyorum. İmkanları da var, bunları sonuna kadar kullanıyorlar. Çok takdir ediyorum. Evet, şimdiki anneler. Evet, ısrarcılığa ben de karşıyım. Hiç yapamayacağım bir şeydir. Çok çabuk pes ederim çünkü çocuk direndiği zaman. Onun için yapmamayı tercih ederim. Çocuğa güzel seçenekler sunup, belki onları onun beğendiği, sevdiği bir şeyi ona sunmak gerekiyor, seçmesine müsaade etmek gerekiyor. Peki Akasya Hanım, yeni bir anne olarak 2 yıl daha yeni sayılır evet, tabii şöyle canım, bakınca. Geç doğur genç anne diyorlar. Olsun, en azından bence geç anne olunca da o duyguyu belki daha iyi tadabiliyorsunuz. Erken annelerde evet, benim de annem yani genç yaşta anne olmuş. Şu anlamda avantaj, arkadaş gibiyiz. Fakat onun açısından düşününce de o yaşta belki annelik duygusunu çok iyi tadamamış olabilir çok erken. Tatmıştır, evet. Tatmıştır da gençliğini tam yaşayabilmiş evet. Canım benim. Çünkü gerçekten genç anne olanlarda böyle bir çocuksu bir karakter oluyor. Evet. Çok çocuksu. Kesinlikle aynı. Öyle. Benim anneannem de öyle. 15 yaşında evet. Anne olmuş yani. Ama şöyle bir dezavantaj oluyor. İkimiz belli bir saatten sonra ikimiz birden yaşlı oluyoruz. Evet. Bu sefer diyorum. Anne ben de yaşlandım. İyi ya, değil mi? Bir de onun için kendine iyi bak diyorum. Bana çok fazla güvenmesini istemiyorum. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizle olmak bizi de çok mutlu etti. Eskilere döndük. Nostalji yaşadık. Teşekkür ediyorum. Akasya Asıl Türkmen ve ailesiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tüm anne olmak isteyen herkesin anne olması dileğiyle Son Moda tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.